Evet, merhaba arkadaşlar. The Data Science Conference'dayız. Şöyle birazcık veri biliminde neler oluyor, güncel gelişmeler neler? İlk günün ardından biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün ikinci günün sabahındayız ve birazdan ikinci gün başlayacak. Ama ilk gün yaşananları biraz şöyle özetlersem zannediyorum neler olduğundan bahsedebiliriz. Şimdi tabii katılan değerli kişiler var. Microsoft var. Facebook'tan katılanlar oldu. Bugün Amazon ve diğer firmalardan gelenler olacak, Google'dan gelen olacak. Ama genel olarak tabii konuşulan problemler işin eğitimi, işin standartlaştırılması, analitik konularının standartlaştırılması. Sadece veri bilimi değil artık konu, analitik konusuna da girmiş durumda. Ve tabii mesela standartlaştırmanın içinde yazılan kodların standartlaştırılması, veri bilimcilerinin birbiriyle iletişim kurabileceği ortamların oluşturulması. Mesela David Smith katıldı, belki biliyorsunuzdur. Revolutionary R diye bir firması vardı ve Microsoft bu firmayı satın aldı. Ve R dedi üzerinde şu anda Microsoft ciddi yatırım yapıyor. Ve mesela bu kişinin yaptığı konuşmada reproducibility, yani tekrar üretilebilirlik. Yani onun bir felsefesi var. Şöyle anlatıyor durumu. Gerçekten dürüst olan iki araştırmacının aynı sonuçlara ulaşması, aynı konuyu araştıran iki araştırmacı mutlaka aynı sonuca ulaşır gibi bir felsefeyle başladı zaten. Bu felsefeye inanan birisi. Dolayısıyla bir şekilde dürüstseniz ve araştırıyorsanız sonuçta eninde sonunda aynı yere ulaşacağınız gibi bir şey var, felsefe var. Tabii bunlar çok tartışmaya açık konular ama yani bu da bir akım ve bu akıma inanan insanlar var. Ve söylediğine göre ve çalıştığı konularda aslında veri bilimindeki standartlaşma nasıl sağlanır? Yani Microsoft'ta ürettiğiniz bir yazılımı Google veya Amazon veya başka herhangi bir firmanın ürünler üzerinde nasıl kullanacağınız ve o kullanımın birbiriyle nasıl iletişim kuracağı, yani yazılı anlamda, dokümantasyon anlamında nasıl bir standardın oluşturulacağından bahsetti ve bunların tekrar üretilebilir olması. Yani siz bir şey yaptınız, bir buluş yaptınız, veri biliminde bir buluş yaptınız, bir problemi çözdünüz. Aynı problemle tekrar tekrar uğraşıp uğraşmamak ciddi problemlerden birisi. Bu standartlar nasıl sağlanır? Bunlar birazcık gündemdeydi. Gene tabii Robert Grossman vardı, University of Chicago'dan yıllarca bu sektörde çalışmış, veri bilimi, veri analitiği konularında uzun yıllar çalışmış birisi. Onların bir grubu var ve o grup üzerinde aslında şey yapmaya çalışıyorlar. Ben o linkleri de sizinle paylaşabilirim. Standartlaşmaya gitmeye çalışıyorlar. Yani dün çektiğim videoda da birazcık bahsettim. PMML diye bir standart zaten uzun yıllardır vardı. Eski eski standartlardan birisi. Makine öğrenmesi algoritmalarının nasıl kullanılacağını, nasıl birbiriyle iletişim kuracağını belirleyen bir markup language'di. Şimdi yeni çıkartmaya çalıştıkları ve birkaç yıldır üzerinde uğraştıkları PFA diye bir şey var. Yani Portable Format for Analytics denilen bir şey var. Bunlar kim derseniz Data Mining Group diye geçiyor. dmg.org diye geçen, dmg.org diye girebilirsiniz web sitelerine. Bu analitik konusundaki standartları belirlemeye çalışıyorlar. O kendi dünyasında 5 tane maturity level, olgunluk seviyesi belirledi ve onların neler olduğu ve nasıl bir firmada işte raporlama, yani birinci en olgunsuz diyelim, en alt seviyedeki olgunluk seviyesi diyelim, buradan başlayıp bir strateji belirleme seviyesine kadar çıkan boyutlarından bahsetti ve neler olacağından bahsetti, nelerin uygulanacağından bahsetti. Tabii yani video olarak anlatılamayacak şeyler var. Benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Benim videoları izleyenler bilirler. Bu işlerin, yani üniversitenin önemini ve bir şeylerin yüz yüze konuşmanın önemini anlatmaya çalışırım. Konferans da onlardan birisi. Yani konferanslar, hani webinarlar, seminerlerin alternatif olur mu diye bir tartışma varsa bir yerlerde, olmayacağını söyleyeyim. Çünkü konferansta insanlarla yüz yüze konuşabiliyorsunuz. Sonrasında konuşup soru sorabiliyorsunuz. Ben mesela Robert'la konuştuğum zaman birazcık sıkıştırınca şey söyledi. Yani evet, biz böyle 5 tane maturity level belirledik ve bu işte firmalara uyuyor ve firmalara çok büyük faydalar sağlıyor falan, ama hani bunlara hiç uymayan şeyler de var. Ve bunları hiç uymadan da bir yere gidilebilir dedi. Ama tabii bu bir standart olacak. Yani bu söylediği, dürüstçe yaptığı itiraf, bu işin içindeki birisinin yapmış olduğu, yani bu işin hatta çıkartan kişilerden birisinin yapmış olduğu bir itiraf. Size şeyi de gösteriyor bir yandan. Yani işin her zaman için farklı boyutlar olacağını gösteriyor. Ama tabii bunları böyle çok ne denir, kamera önünde veya kayıt altına alınabilir yerlerde çok fazla duyamazsınız. Birazcık yüz yüze olmak gerekiyor. Bazı şeyleri tabii burada anlatmak da çok mümkün olmayabilir. Gene optimizasyonla ilgili problemlerden bahsedildi.
Ve aslında bir belki de bahsetmem gereken şeylerden birisi de kurslar ve sertifikalar. Bunların nasıl standartlaştırılacağı ve ne kadar faydalı olduğu ve nereye götürdüğü insanları tartışması vardı. Yani şöyle birkaç tane notlarımdan size isterseniz şey söyleyeyim, veri söyleyeyim ki onları da zannediyorum. Evet, şu an önümde yok. Şöyle durumlar söz konusu. Amerika'da sektör 1,4 milyar dolara büyümüş durumda. Bu iş sektöründen bahsediyorum. İnsanların doğrudan çalıştığı sektörden bahsediyorum. Ve bu sektörde artış fiyatlarına bakıldığı zaman şöyle 1,4 milyon kişi, pardon, o bütçesini tam hatırlamıyorum ama 1,4 milyon kişi iş sayısı, yani bir şekilde firmaların sektörden istediği 1,4 milyon kişi var, istihdam etmek istedikleri. Bununla birlikte bilgisayar bilimlerinden mezun olan 400 bin kişi var. Dolayısıyla açık 1 milyon. Şimdi 1 milyon kişiye fazladan ihtiyacı var bu sektörün. Bu sektör 1 milyon kişiyi nereden sağlayacak? Bunun için değişik çözümler var ama en iyi alternatiflerden birisi anlaşıldığı üzere uzaktan eğitim. Çünkü yetmiyor. Yani diğer örgün öğretim yöntemleri bunu karşılamaya yetmiyor. Ve bu yetmediğini şöyle de anlıyorsunuz. Piyasada bir şeyin fiyatını belirlerken arz talep dengesi olur. Ve bu arz talep dengesine baktığınız zaman mesela diyelim ki son 10 yılda benzin fiyatları %100 artmış. İşte ne fiyatlarını verdi başka böyle. En fazla artan, yani sektörde baktığınız zaman %200, yani 2 mis, %300, 3 misline çıkan bir şey vardı. Eğitim fiyatları bununla birlikte aynı eğitimi almanın bedeli %500 artmış. Yani 5 misline çıkmış. Şu an Amerika'da en fazla ücreti artan şeylerden birisi eğitim. Tabii Türkiye biraz farklı bir pazar. Türkiye'de çünkü devlet çok fazla destek oluyor. Tabii o da ayrı bir tartışma. Ne kadar destek olması gerektiği de ayrı bir tartışma. Mutlaka imkanı olmayan zeki öğrencilerin okutulması gerekir. O ayrı bir şey. Ama bir yandan da tabii rekabeti öldürüyor. Rekabet gidince de kaliteyi etkileyen bazı faktörler oluyor. Yani bu işin dengede tutulması lazım. İki uç da kötü uçlardan birisi. Tabii dolayısıyla bu iş nasıl çözülecek sorusunun cevaplarından birisi uzaktan eğitim. Onun nasıl olacağı önemli tartışmalardan birisi. Hangisi ne kadar faydalıdır ve nasıl bir yol izlenmeli? Ve bunun sonrasında da tabii sektörün kendini belli standartlara oturtabilmesi için nasıl sınavlar yapılması gerektiği ve sertifikasyon problemleri var. Ama görünen o ki uzun vadede bu şeyler de ne denir, eğitim sektörü de ve uzaktan eğitim sektörü de ve kurslar da, online almış olduğumuz kurslar ve bunlara bağlı olan sertifikalar da ciddi anlamda iş yapacak. Tabii Türkiye'de böyle bir pazarın oluşmasıyla ilgili değişik girişimler var, değişik işler yapılıyor ve iyi de gittiğini söyleyebilirim. Yani biz de aslında bakarsanız bir açısından buna faydalı olmaya, buna katkı vermeyi çalışıyoruz. Ama bunların belli standartlara oturması, yani bir veri bilimcisi denildiğinde minimum bilmesi gereken şeylerin standartlaştırılması. Şimdi bununla ilgili mesela şey verebiliyorsunuz, diploma verebiliyorsunuz. İşte bilgisayar mühendisi denildiğinde taşıyacağı minimum özellikler. İşte bu adam algoritmanızı bilmezse veya veri yapılarından anlamayan bir bilgisayar mühendisi olmaz, değil mi? Bu şimdi kabul edilmiş bir şey bütün dünyada. Veri bilimcisinin de neler taşıması gerektiği ve tabii burada artık herkesin kabul ettiği şeylerden birisi var. Mesela dün çektiğimiz videolardan sonra altına gelen yorumlara da şöyle hızlıca baktım. Çok fazla vaktim olmadı cevap yazmak için ama mesela genelde sorulan şeylerden birisi, bana da çok gelen sorulardan birisi, kimler veri bilimci soru veya üniversitede ne okuyalım veya hangi disiplinlerden gelenler nasıl ilerleyebilir? Ve bu sorunun cevabı artık burada birkaç kere bunun üzerinden geçildik ve karar verildi ki 3 tane şey gerekiyor. Birincisi programlama bilgisi ve kodlama bilgisi ve dolayısıyla kodu anlayabilmek. Dolayısıyla biraz bilgisayar bilimleri, istatistik ve veri analitiği, yani sadece istatistik değil veri analitiğini de yapabilecek, bunları belli araçlar üzerinde kullanabilecek, belli metodolojileri içine girip değişiklik yapabilecek seviyede veri analitiğinden bahsediyoruz. Ve bir de domain knowledge denilen o alan bilgisi. Yani bankacılık sektörü ise çalıştığınız sektör mesela bankacılıktan, balıkçılıksa balıkçılıktan, tarımsa tarımdan biraz anlamanız gerekiyor. O dünyadaki terimleri anlamanız gerekiyor. Dolayısıyla aslında 3 tane bu önemli ayak var. Genelde yani bunları bilmesi gerekir değil bu arada. Bunlar çalışacağı ve alanında kullanacağı, işinde kullanacağı bilgilerdir. Genelde bunların ekiplere dağıtılabileceği, bu konularda uzman, mesela her alandan uzman bir kişinin, toplam 3 kişilik bir ekip kurulup bu işin yapılabileceği de kabul edilmiş şeylerden birisi. Dolayısıyla anlaşıldığı üzere önümüzdeki yıllarda bu sektör biraz daha oturacak. Şu an daha oturmuş yanları var. ASA'dan gelenler vardı. American Statisticians Association, Amerikan İstatistikçiler Organizasyonu. Onların yaptığı Data Fest diye bir organizasyon var. Her yıl düzenliyorlar.
Şu an Kuzey Amerika dışında herhangi bir ülkede yapılmamış. İşte kısmet olursa ben Türkiye'ye dönünce bu Data Fest'te de mesela bizim öğrenci arkadaşlardan böyle bir festival, veri festivali şeklinde yarışmaların olduğu, ödüllerin verildiği bir festivalde düzenlemeyi düşünüyorum önümüzdeki sene için. Bu seneki Mayıs'ta bitiyor. Aslında hala başvurulabilir. Türkiye'de bir üniversite sesimi duyuyorsa veya bununla ilgilenirse Türkiye'den bir üniversite buna başvurabilir ve bir günlük, 2 günlük böyle bir event düzenleyebilir. Orada işte yarışmalar oluyor ve insanları birazcık veri bilimiyle ilgili şeylere ne denir? Böyle cazip yanlarını göstermeye çalışıyorlar. Biraz çekmeye çalışıyorlar. Çünkü gelecekte önemli yerler kaplayacağı anlaşılıyor. Evet, ilk günün ardından söyleyeceklerim zannediyorum bunlar. Yani böyle daha değişik şeyler de vardı. Mesela pazarlama verisinden ölüm oranlarını nasıl tahmin edersiniz gibi. Reklam verilerinden, gösterilen reklam istatistiklerinden o bölgedeki ölüm oranlarını tahmin etmek, bunun üzerinden sigorta şeyleri kurmak, risk faktörleri belirlemek gibi şeylere kadar varan değişik tabii sunumlar yapıldı. Ama zannediyorum bu videoyu izleyen kişilerin ilgisini çekecek olan, tabii onlar da çok ilginç belki ama onları oturup başlı başına anlatmak lazım. Şöyle konu başlıkları şeklinde denildiği zaman ilk günün sonunda veri bilimi nereye gidiyor ve bugüne kadar gelinen noktada nereye gelinmiş sorusunun cevabı olabilecek şeyler, konu başlıkları bunlardır. Bugün yeni sunumlar var. Daha enteresan şeyler de çıkacaktır. Bugün akşam vakit bulabilirsen veya yarın bir şekilde sizlere onları da aktarmaya çalışırım. Biraz güncel konular, nereye gittiğini böylelikle takip etmeye çalışırız. Umarım faydası olur. Herkese başarılar diliyorum.